Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, hoş geldiniz. Bugün müsaade ederseniz İstanbul'da kendilerini ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumuz Ukrayna'dan gelen çocuklarımızı, gençleri selamlayarak başlamak istiyoruz. Sevgili çocuklar, lütfen alkışlayalım mı? Hoş geldiniz İstanbul'umuza, güzel şehrimize, Ukrayna'dan. Bugün Hatay'dan çok kıymetli misafirlerimiz var. Milletvekillerimiz, Sayın İl Başkanı. Onlara da hoş geldin diyoruz heyet olarak. Ukrayna İstanbul Başkonsolosu, Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım, kıymetli meclis üyeleri, Arsuz Dört Yol, Defne Erzin ve Küçükçekmece Belediye Başkanları aramızda, içinde bulunduğumuz Atatürk Mahallemizin çalışkan kadın muhtarı aramızda, kıymetli hanımefendileri ve beyefendileri de sevgiyle selamlıyoruz. Efendim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki yaşanan savaş ve olağanüstü koşullar nedeniyle kardeş şehrimiz Odessa'da birçok sistem çalışmaz ve işlemez durumda. Bugün burada kardeşlerimize İstanbul halkından 10 adet ikinci el otobüsün hediye edildiği güzel bir törende buluştuk. Otobüslerimiz Odessa'ya hayırlı olsun diyelim ilk başta ve bu güzel buluşmamızda ilk olarak konuşmalarını yapmak üzere Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Sayın Roman Nedilski'yi mikrofona davet edelim. Sayın Başkonsolos, lütfen buyurun efendim. Dear Mayor, Sayın Ekrem İmamoğlu, dear friends, today me, my wife, Lyudmila Nedilska, we are actually, this is actually a special day for Istanbul and Odessa. For the people of Istanbul and Odessa and for people of Ukraine and Turkey. I have a great honor together with Mayor İmamoğlu to participate in the send-off ceremony of 10 buses to the city of Odessa, which the city Istanbul provides assistance to its sister city. We are sincerely grateful that the city of Istanbul, in such a difficult time for the whole Ukraine and the city of Odessa in particular, does not stand aside and helps its sister city. Sayın Belediye Başkanı, kıymetli dostlar, bugün İstanbul ve Odessa şehirleri, bu şehirlerin sakinleri ve genel anlamda Ukrayna ve Türkiye halkları için özel bir gündür. Sayın Belediye Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kardeş şehir Odessa'ya yardım olarak verdiği 10 otobüsün teslim törenine sizinle birlikte katılmaktan büyük bir onur duyuyorum. Ukrayna'nın ve bilhassa Odessa'nın geçirdiği bu zor günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaşananlara seyirci kalmaktansa kardeş şehrine yardım eli uzatmayı seçtiği için ziyadesiyle minnettarız. It's very symbolic that the send off the buses is carried out in the presence of these young Odessans. We are very much grateful that Mayor İmamoğlu and his really great team organized a week of happiness for our children from Odessa here in Istanbul. I'm also aware that these Ukrainian children, after returning to Odessa, will use the service of these buses. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendileri için bir mutluluk haftası düzenlediği küçük Odessalıların da bu otobüs teslim töreninde bulunması sembolik bir önem arz etmektedir. Bu Ukraynalı çocukların da Odessa'ya döndükten sonra bu otobüs hizmetinden diğer Odessa sakinleriyle aynı düzeyde yararlanacağından şüphem yoktur. The transfer of buses is already the second step of assistance from the city of Istanbul to the city of Odessa. All Odessans and Ukrainians with great gratitude accepted the powerful generators from the sister city of Istanbul, which Odessans need so much today. We thank you, Mr. Mayor, to you and your team for the warmth, light and care for our Odessa people.
Otobüs yardımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ODESE'ye verdiği desteğin ikinci adımını oluşturmaktadır. Tüm ÖDESE sakinleri ve Ukrayna vatandaşları, kardeş şehir İstanbul'un bağışladığı ve günümüzde ODESE'nin büyük bir ihtiyaç duyduğu güçlü jeneratörler için minnettardır. Sayın Belediye Başkanı, ODESE sakinlerine ısı, ışık ve destek verdiğiniz için şahsınıza ve ekibinize teşekkürlerimi sunarım. Çok teşekkür ederim Ekrem, Sayın Ekrem Bey, çok teşekkür ederim Türkiye. Sayın Roman Nedilski ve Bayan Nedilski, çok teşekkür ediyoruz her ikisine de. Değerli misafirlerimiz, şimdi Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu Beyefendi'yi lütfen alkışlarınızla sahnemize davet ediyoruz. Sayın Başkan buyurun. Çok değerli Ukrayna Başkonsolosu, saygıdeğer eşi ve burada bugün bizlerle beraber olan çok değerli Hatay milletvekillerimiz, değerli Küçükçekmece Belediye Başkanımız ve Hatay'dan bize bugün misafir olan değerli belediye başkanlarımız, il başkanımız ve heyeti, burada bizimle birlikte olan değerli siyasi partilerimizin yöneticileri, temsilcileri, parti meclis üyemiz, ilçe başkanımız, meclis üyesi arkadaşlarım. İETT alanı içerisindeyiz ve İETT'nin çok kıymetli çalışanları, yöneticileri, genel müdürü. Sizlerle birlikte olmak benim için bugün ayrı bir önem taşıyor elbette. Gerçekten barışçıl ülkemizin dünyaya, bölgesine ve yurt içine baktığındaki en kıymetli ilkesinin belki de tezahürü olarak biz Odessa'ya, kardeş şehrimize yaşanan savaşta mağdur olan bölgelerde katkı sunması adına verdiğimiz desteğin bir bölümünü daha bugün sizlerle gerçekleştirmenin onurunu yaşıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün en güzel fotoğraf elbette bize eşlik eden sevgili çocuklar. Burada onlara elbette bu konuşmalarımı özetleyecek olan arkadaşlarımız vardır. Mutlaka belli duygularımızı onlara yol gösteren ve tercüme eden arkadaşlarımız burada olan konuşmalarımı sevgili çocuklara da gençlere de aktarmasını dilerim. Öncelikle şunu söyleyeyim, dünyanın bütün çocukları kardeştir ve bugünlerde açıkçası hepimizin bilmesi ve sahip çıkması gereken gerçek budur. Bu gerçeği unutanlar çocukların kardeşliğini yok etmeye çalışanlar olabilir. Ama biz ülkemizde muazzam bir mirasa sahibiz. Yurtta barış, dünyada barış diyen Atatürk'ün izinden gideceğiz. Ve savaşlar son bulsun, dünyanın bütün çocukları barışa kavuşsun diye elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yapacağız. Yılmadan, usanmadan Ukraynalı ve Filistinli çocukların en kısa sürede barışa ve huzura kavuşmalarını talep edeceğiz. Bugün gönlümüzün ve şehrimizin kapılarını 45 Ukraynalı çocuğumuza açıyoruz. Onları İstanbullu kardeşleriyle buluşturacak, en güzel şekilde İstanbulluların vicdanıyla birlikte ağırlayacağız, misafir edeceğiz. Sevgili Ukraynalı çocuklarımıza ve değerli refakatçilerimize hepinizin huzurunda hoş geldiniz demek isterim. Geçtiğimiz yıllarda da gerçekleştirdiğimiz etkinlikte bizimle işbirliği yapan
Sayın Odessa Belediye Başkanı Gennady Turukanov'a tüm ekibine teşekkür ediyorum. İstanbul, sevgili hemşehrilerim, Odessa ile 1997'den bu yana kardeş şehirlerdir. Biz bu ilişkiyi hiçbir zaman protokolden ibaret bir durum gibi görmedik. Her zaman gerçek bir kardeşlik duygusuyla yaşamak ve yaşatmak kararlılığında olduk. Bu anlayış içerisinde savaş koşullarıyla mücadele eden kardeş şehir Odessa'ya bugün 10 adet İETT otobüsü hibe ediyoruz. Dilerim bu otobüsler Odessa'daki zorlu ulaşım şartlarını biraz olsun iyileştirecek ve oradaki savaşın zorluğu altında zulüm gören insanlar bir nebze olsun çağdaş bir hizmetle buluşacaklardır. Bundan sonra da bu desteklerimiz devam edecek. Daha önce de Odessa Belediye Başkanı'nın talebi üzerine 41 adet jeneratör ve insani yardım malzemelerimizi içeren 5 adet tırı yollamıştık. Yine aynı şekilde Polonya'ya ilk dönemde giden Ukrayna'dan göç etmek zorunda olan Ukraynalı insanlara, komşulara buradan Polonya'ya, Varşova'ya tırlarımızı yollayarak insani yardımda bulunmayı kendimize sorumluluk edindik. İhtiyaç olduğu her ortamda saygıdeğer başkonsolos ve ekibiyle her zaman istişare halinde oluyor ve savaş altındaki insanlara, ki başta çocuklara destek olma konusunda özenli bir gayret gösteriyoruz. Refahımızı ve mutluluğumuzu unutmamalıyız ki birbirimizi yok ederek değil, birbirimizle paylaşarak, yardımlaşarak sağlamanın mümkün olduğunu bilmeliyiz. Farklı dilleri konuşsalar da yeryüzündeki tüm çocuklar evrensel bir dille anlaşırlar ve kaynaşırlar. Çocukların o çok iyi bildiği dil, büyüklerin ise maalesef unuttuğu dil. İşte o dilin adı aslında sevgidir, dostluktur. O dil barışın ve kardeşliğin dilidir. Dünyaya hakim olması gereken işte bu dildir, bu anlayıştır. Yeryüzünün bir an önce barışa ve huzura kavuşmasını diliyorum. Sevgili hemşehrilerim, bakınız Filistin'de zulüm altında bulunan çocuklar, kadınlar, benzer bir durum Ukrayna'da. Öyle canımızı yakıyor ve acıtıyor ki bu konuda hep birlikte, özellikle bu coğrafyanın, kuzeyimiz olsun, güneyimiz olsun, barıştaki teminatı olma konusunda kararlı bir millet, kararlı bir devlet olmak zorundayız. Bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün o yurtta barış, dünyada barış ilkesinin bir sulhçülük ilkesine dönüştüğü, sulhün, barışın teminatı olmak, aynı zamanda elbette ki güçlü bir devlet ve güçlü bir millet olmak anlamına gelir. Kalkınmacı, üreten, iyi eğitim alan, çağdaş unsurlarıyla bu çağın bütün unsurlarını yakalayan bir ülke olmak demektir. Bu duyguyla biz çevremizde olan bütün huzursuzluklara gereken tepkiyi gösteren, gösterdiği tepkinin de karşılık bulduğu bir ortamı yakalayan bir toplum, bir millet ve bir devlet olmak zorundayız. Bu bölgenin buna ihtiyacı var. Onun için sulhçuluk dediğim bakış açısı ve anlayış en çok ihtiyaç duyulan bu bölgede ülkemizin asla vazgeçmeyeceği, asla uzaklaşmayacağı bir anlayıştır. Biz savaşa hayır derken sadece savaşa hayır değil, teröre de hayır diyoruz. Terörist eylemlere de hayır diyoruz. Ama terörist eylemi kendi eliyle üreten ve bir suikaste dönüştüren, bir süreci yöneten ülkenin bu tavrına da hayır diyor ve kınıyoruz. Yani bir ülke, bir devlet terörist eylemle suikast düzenliyorsa bu o devletin ve o milletin
yaşamı boyunca alnından silemeyeceği bir kara lekedir. Bu bağlamda çevremizde oluşan bu tür suikast girişimlerine, terör eylemlerine ve savaşa kayıtsız şartsız hayır deme kararlılığını gösteren bir anlayış temsil ettiğimizi buradan bu güzel günde sevgili çocukların huzurunda böylesi bir anlayış için mücadele edeceğimizi evrensel bir dille haykırarak dile getiriyoruz. Barışın ve sevginin hoşgörü kentinin İstanbul olduğunu ve olmaya devam edeceğini de ilan ediyoruz. Bu şehir aynı zamanda bölge şehirleri için de barışın, huzurun ve aynı zamanda hoşgörünün teminatı olmaya devam edeceğini belirtiyor. Bu İstanbul halkı adına Odessa'ya gönderdiğimiz otobüslerin Odessa halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Buraya gelen sevgili Ukraynalı çocukları da sevgiyle kucakladığımı belirtiyorum. Sağ olun, var olun. Misafirlerimiz şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ukrayna'dan gelen çocuklarla bir fotoğraf çektirecek. Otobüslerin önüne lütfen gelmeyiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Yalnızca Sayın Başkonsolosu alacağız. Hatay'dan gelen misafir milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve il başkanımızı sahnenin önündeki merdivenlere lütfen davet ediyorum. Fotoğrafı burada alacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın milletvekillerim, belediye başkanlarım lütfen buyurun. Fotoğraf çeken arkadaşları biraz daha geriye davet edelim lütfen. Bir iki adım daha geriye lütfen. Teşekkür ediyoruz. Kardeşşehir Odessa'ya, İstanbul'dan selamlarımızı yolluyoruz. Otobüslerimizi kalbimizle birlikte onlara yolluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'umuza gelen tüm öğrenci kardeşlerimize de.